5. sınıf matematik dersi basamak değeriyle ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, bu videomuzda en fazla 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini görmüş olacaksınız. 9 basamaklı sayıları 5. sınıftan itibaren karşınıza çıktığını görüyorsunuz zaten. 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar. Şimdi bölük kavramını 4. sınıfta da öğrenmiştim. Birler ve binler bölüğü var. Bunda da birler, binler, 7, 8, 9 basamak olduğuna göre milyonlar bölüğü de olacak sevgili öğrencilerim. Şimdi baktığımız zaman 9 basamaklı bir sayımız, nereden anlıyoruz 9 basamaklı olduğunu? Çünkü burada 9 tane rakam yan yana gelmiş, değil mi? 9 rakam yan yana gelmişse 9 basamaklı. 8 gelseydi 8 basamaklı derdim mesela. Zaten 4. sınıftan itibaren birler ve binler bölüğünü biliyorsun, değil mi? 344 burada birler bölüğündedir. 946 burada binler bölüğündedir. Şimdi de yeni olarak 104'ün bölüğünü öğreniyorsun sevgili öğrencim. 104 yani milyonlar bölüğünde. Bunun öncesinde 7, 8, 9 basamaklı sayıları okuyup yazmayla ilgili bir video dersimiz de vardı. Orada da izleyebilirsiniz. Bölükleri birbirinden ayıran noktayı koyduk sevgili öğrenciler. Sayıda iki tane nokta varsa milyon diye okursun bunun. 104 bölüğün adı milyon. 946 bölüğün adı bin. Gerisinde de 344'ü söylemen yeterli. Tabi burada en sağdaki üçlü grup birler bölüdür. Ortadaki üçlü grup binler bölüdür. En soldaki üçlü grup ise milyonlar bölüdür. Sayıda eğer milyonlar bölüğü varsa diğer bölüklerde kesinlikle üçer rakam olmak zorunda. Hani milyonlar bölüğü 2 milyonla başlayabilir ya da 75 milyonla başlayabilir ama milyonlar bölüğü olduğu takdirde binler bölüğünde, birler bölüğünde kesinlikle 3 tane rakam olmak zorunda. Sevgili öğrenciler, basamak değerini sorunsuz bir şekilde anlamak istiyorsanız buradaki basamak adlarını birlerden 100 milyonlar basamağına kadar eksiksiz ezbere bilmeniz gerekiyor maalesef. Birler basamağı, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Zaten mantık kolay. 1, 10, 100 diye gider. 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1, 10, 100. Birler, onlar, yüzler. Bir tane bin, hani bir bin demezsin, bin ifadesini kullansın. Binler, on binler, yüz binler. Milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar şeklinde gider. Tabi bunu bizim ezbere bilmemiz gerekiyor. Hani ezber yapmak istemiyorsan mantık şudur. 1, 10, 100 diye gider. Birler, onlar, yüzler. Bir bin demezsin mesela. Binler, on binler, yüz binler. Bir milyonlar da demezsin. Milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar şeklinde sıralanması gerekiyor. Tabi burada önemli olan bir rakamın, verilen bir rakamın basamak değerini bulmak. Gerçekten kolay. İşlem yaparak da bulabilirsin. İşlem yapmadan da bulabilirsin. Mesela orada diyor ki sana işte 9'un basamak değeri kaçtır. Hemen bakacaksın 9 hangi basamakta? 9'un bulunduğu basamağın adı nedir? 9'un basamağına baktığım zaman yüz binler basamağında olduğunu görüyorum sevgili öğrencilerim. 9 tane 100 bin değil mi? 9 tane 100 bin bana onun basamak değerini verir. 9 tane 100 bin kaç eder? 900 bin eder. Bir sayının, bir rakamın basamak değerini bulurken oradaki basamak adıyla oradaki rakamı çarpmak yeterli. 9 burada 100 binler basamağında 9 tane 100 binden 900 bin basamak değerini bulabilirim. Ya da başka bir rakam olsun. İşte bana burada 4'ün basamak değerini istiyor. Hemen bakıyorum 4'ün basamağına. Hani altında yazmaya da bilir. En sağdan itibaren sayabilirsin. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar basamağında. Milyonlar, tek milyon, bir milyon. Orada milyonlar basamağında olduğuna göre o zaman yapman gereken şey oradaki rakamla yani 4 ile hangi basamakta? Milyonlar basamağında. 1 milyonu çarparak bulabilirsin. 4 ile 1 milyonu çarpar ve 4'ün basamak değerini 4 tane milyonluk, 4 milyon olarak bulabilirim. Birlik, onluk, yüzlük, binlik, on binlik, yüz binlik bu kavramlardan da lıklık ekini getirerek de yararlanabilirsin. 3 tane yüzlük 300 eder. 4 tane onluk 40 eder. 4 tane birliktir basamak değeri 4 eder. 6 tane binlik 6.000 eder. 4 tane 10 binlik 4 tane 10 bin 40 bin eder. 9 tane 100 binlik 900 bin. 4 tane milyonluk 4 milyon eder. 0 burada hani 0 tane 10 milyonluk ne eder? Yine 0 eder. Çünkü 0 yutan elemanla değil mi? 0 olduğu zaman basamak değerini yazmana gerek yok. Bir tane 100 milyonluk. Bir tane 100 milyonluk 100 milyon eder. Başka bir sayı hemen yapalım sevgili öğrencilerim. Şimdi baktığımız zaman burada 6'yı yapalım mesela değil mi? 6 hangi basamakta burada? Binler basamağında. Hemen gel. Orada bulunan rakamla basamak adı nedir? 1000. 6 ile gel burada 1000'i çarp. 6000 olduğunu göreceksin değil mi? 6 tane 1000 ne yapar? 6000 eder.
Bir de yanındaki sıfırlara da dikkat edin sevgili öğrenciler. Birazdan o şekilde de anlatacağım. Yani 5 sıfır var. 9'u yaz, 5 sıfır at. 1 milyonlar basamağında bakıyorum. 6 sıfır var. 4'ü yaz, 6 sıfır koy. 1000 sayısına bakıyorsun 3 tane sıfır var. 6'yı yaz, 3 tane sıfırı koy. Bir örüntü çıktı sanki orada. Yani işlem yapmadan da biz bunu bulabiliriz. Bir tane daha yapalım hemen sevgili öğrencilerim. Şuradaki 1 sayısına bakalım. 1 burada nerede? 100 milyonlar basamağında. Bir tane 100 milyonluk ne eder? 1 çarpı 100 milyon. 1 çarpı 100 milyonu yazdım. Bir tane 100 milyon 100 milyon eder sevgili öğrencilerim. Demek ki bir sayının o sayı oluşturan rakamların basamak değerlerini bulurken oradaki rakamla basamağın adını çarpmak yeterli. 4'ü istiyor mesela senden. 4 tane 10 binlik. 10 biner 10 biner sayabilir misin? 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin çıktı basamak değeri. Ya da 100 bin, 100 bin sayabilir misin 9 tane? 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin. Bak o da çıktı. Ya da 4 tane 10'luk, 10'ar 10'ar sayabilir misin? 10, 20, 30, 40. Ya da 3 tane yüzlükten bahsetmiş burada. 3 tane yüzlük, 3 tane 100. 100, 200, 300. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Yine buradaki şimdi bütün rakamların basamak değerlerini çıkartacağız. En baştaki 1 ile 1'den yani 1 burada 100 milyonlar basamağından. Şimdi sevgili öğrencim herhangi bir işlem yapmana da gerek yok. 1'i yazdın, değil mi? 1'i yazdın. Diğer rakamlar yerine mesela 1'i yazdıktan sonra sağ tarafına doğru bakıyorum. Kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane rakam var. Bilin, birin burada sağ tarafına doğru baktım. Kaç rakam var? 8 tane rakam var. 1'i yazdıktan sonra birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci. 8 tane sıfırı da eklersen otomatikman herhangi bir işlem yapmadan da sayının birin yani basamak değerini bulabilirsin. Sıfırın basamak değeri zaten sıfır eder sevgili öğrencim. Hemen burada sıfır yapalım. Dördün basamak değeri. Dördü yazdıktan sonra diyor. Şimdi dördün sağ tarafına bak bakalım. Kaç tane sayı var? Bak dördün yanında. Dokuz var, dört var, altı var, üç var, dört var, dört var. Toplamda altı rakam var. Dördü yazdıktan sonra altı rakam var ya dört haricinde. Gel buraya altı tane sıfırını koy. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve altıncısı. İşte sana milyonlar bölümünde bulunan dördün basamak değeri kendiliğinden çıkar. İstersen sayı okuma bile. Hiç fark etmez. Diğerine bakıyorum. 9'un basamak değerini istiyor benden. 9'u yazdıktan sonra 4'ün sağ tarafına bakıyorum. 2, 4, 5 tane rakam var. 9'u saymıyorsun. 9'u yazdım zaten. 9'un sağ tarafında 5 tane sayı varsa o 5 tane rakam yerine 1. 2. 3. 4. ve 5. rakamı koyar. 900 bin. 9'un basamak değerini 900 bin olarak bulabilirim. 4'ün basamak değerine bakalım sevgili öğrencilerim. 4'ün sağ tarafına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane burada 0 var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Dördü yazdıktan sonra dört tane sıfırı da koyarsan 40 bin olur. Doğru mu? Şimdi geldik 6'ya. 6'nın benden basamak değerini istiyor. 6'yı yazdıktan sonra sevgili öğrencim 6'nın sağ tarafında 3 tane rakam var. 3 var, 4 var, 4 var. O zaman birinci, ikinci, üçüncü sıfırı yazdım. İşi bitirdim. Sonra 3'ü yapacağım sevgili öğrencim. 3'ü yazdıktan sonra sağ tarafına bakıyorum. 2 tane rakam var. 2 tane 4 var. Birinci 4, ikinci 4. Demek ki 3'ün basamak değeri 300 olur. 4'ün basamak değerini bulacağım. 4'ü yazdıktan sonra sağ tarafına doğru bakıyorum. Sadece bir tane rakam var. O zaman buraya gelip bir tane sıfır koyman yeterli. 4'ün basamak değeri 40'tır. Diğer 4'ün basamak değeri sağında da başka sayı kalmadığı için sıfır yazılacak durum da yok orada. Artı bir tane daha göstereyim size. Bunu okunuşundan da çıkartabilirsin. Mesela ne okuyoruz? 100 sayının okunuşu. 104 milyon diyorsun. Bak 104 milyon. Yani 10 milyon kelimesi hem 100'e aittir hem 4'e aittir. O zaman sen buna 100 milyon 4 milyon diyorsun değil mi? Bak çıktı bir tane 100 milyonluk 100 milyon eder. Buna da 4 milyon dedin. İşte sana 100 ve 4'ün yani 1 ve 4'ün okunuşundan da yine basamak değeri çıktı. Şimdi bu sayıyı okurken ne diyorsun? 946 bin diyorsun. Bin kelimesi 900'e de aittir. 40'a da aittir, 6'ya da aittir. Okunuşundan çıkıyorum. 900 bin, 40 bin, 6 bin. Hani hepsini bin söylemiyorsun da 946 sayısını söyledikten sonra bini söylüyorsun. O zaman o bin kelimesini her kelimeye dağıttığın zaman 900 bin çıktı 9'un basamak değeri. 40 bin diyorsun, onun da çıktı basamak değeri. 6 bin diyorsun, onun da basamak değeri çıktı. Ondan sonrası da kolay olsa gerek. 344. Okunuşundan direkt çıkar. 300, 40 ve 4 şeklinde. Okunuşundan çıkartabilirsin. Yanına sıfır yazarak çıkartabilirsin.
Çarpma işlemiyle çıkartabilirsin sevgili öğrencim. Basamak değeri seni zorlayacak bir konu değil. Yeter ki kendini ver, kolay bir konu. Sevgili öğrenciler, sayılarda basamak değeri olduğu kadar sayı değeri de vardır. Sayı değeri daha kolay çünkü hangi rakamı görüyorsan odur. Mesela 2.734.348 diyor ki sana gerçekten kolay. Sayı değeri tabi basamak değeriyle karıştırmayalım. 7'nin sayı değeri kendisidir 7'dir. Sayı değeri söylenen sayıdır sevgili öğrenci. 4'ün sayı değeri 4'tür. Mesela hangi sayıların sayı değeri eşittir? Mesela binler basamağında bulunan 4 ile onlar basamağında bulunan 4'ün sayı değerleri eşittir. Diyor ki 2'nin sayı değeri kaçtır? 2'nin sayı değeri 2 olur. Basamak değerini isteseydi 2 tane milyonluktan 2 milyon derdim. 4'ün sayı değeri kaçtır? 4'tür. 3'ün sayı değeri kaçtır? 8'in sayı değeri kaçtır? Kendileridir. Sayı değeri hiçbir basamağa bakmaksızın orada gördüğü rakamın kendisidir. Bir doğal sayıda bir rakamın yazıldığı basamağa bakılmaksızın değerine o rakamın sayı değeri denir. İster milyonlar basamağında olsun, ister binler olsun, ister birler olsun, ister yüzler olsun, ister on binler olsun hiç fark etmez. 7 rakamı 100 milyonlar basamağındaysa da sayı değeri 7'dir. Birler basamağındaysa da sayı değeri 7 olur. Sayımıza baktığımız zaman sevgili öğrencilerim, sayımızı burada vermiş değil mi? Mavi ile de belirteyim biraz daha bilmek olsun. 100 milyonlar basamağında sayıyı okuyayım öncelikle. 384 milyon 620 bin 37. Basamak adlarını biliyorum. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar diye gider. Bölüklerine baktığım zaman sevgili öğrencilerim, 0,37 diye gösterdim. 37 sayısı birler bölümdedir. 600 yuvarlak içerisine alınmakta. 620 burada binler bölümdedir. 384 de burada birler bölümdedir. İşte bu bölük yerlerini, basamak adları bilmek önemli. Çünkü bununla ilgili sorular var. Yüzler basamağında 6 olan, 10 binler basamağında 8 olan, şu bölükte şu kadar sayı bulunan filan falan bu şekilde sorular karşımıza çıkıyor. Peki ben bu bölük adını, basamak adını bilmeden nasıl yapacağım bu soruyu? O zaman yerlerini bilmemiz gerekiyor. Basamak değerlerine de bakalım sevgili öğrencim. Birler bölüğünde 7 var. 7 tane birlik 7 eder. Onlar bölüğünde pardon, onlar basamağında 3 var. 3 tane onluk 30 eder. Yüzler basamağında 0 var. 0 tane yüzlük 0 eder. Binler basamağında 0 var. 0 tane bin 0 eder. 10 binler basamağında 2 var. 2 tane 10 binlik. 10 bin 10 bin 20 bin eder değil mi? 100 binler basamağında 6 var. 6 tane 100 bin 600 bin eder. Milyonlar basamağında 4 var. 4 tane milyon, 4 tane 1 milyon, 4 milyon eder. 10 milyonlar basamağında 8 var. 8 tane 10 milyonluk 80 milyon eder. 100 milyonlar basamağında 3 var. 3 tane 100 milyon 300 milyon eder sevgili öğrencilerim. Sorularımıza geçelim. Doğal sayılar konusu ortaokul ve lise döneminde de karşımıza çıkar sevgili öğrencilerim. Haberiniz olsun. 5 rakamının basamak değerini bulalım diyor bize. Bulalım hemen. 5 nerede burada? Şöyle yuvarlak içerisine aldım 5'i. En sağdan itibaren bakıyorum. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağında. Yüzler basamağında 5 var. 5 tane yüzlük. 500 eder mi? Bulduk. İstersen şöyle yap. 5'i yaz ya da hangi sayı istiyorsa hiç fark etmez. O sayı yazdıktan sonra sağ tarafında ne var? 8 var, 9 var. 8 yerine 0, 9 yerine 0 yine 500'ü çıkartabilirsin. Ya da çarpmayla gidebilirsin. 5 var. Basamağın adı 100 eder. 5 tane yüzlükte 500 eder. Sevgili öğrencilerim, bu klasik bir sorudur. Eğer bol bol soru çözenler varsa bu tarz sorularla zaten karşılaşmıştır diye düşünüyorum. 240.042 sayısındaki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır diyor. İki yolla gösteririm. Önce zor olanı göstereceğim sana. Sevgili öğrenci. Bak burada 4 burada bir de burada 4 var değil mi? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. On binler basamağında 4 var. 4 tane 10 binlik 40 bin eder. Yazıldı. Diğerine bakıyorum. Onlar basamağında. 4 tane 10'lukta 40 eder. Onu da hemen yazdım. Hemen bu ikisini toplayacağım. 0, 4 0 daha 4 eder. 0 nokta 0 ve 4. 40.040. Ya da hani toplamını bul diyor da işlem yapmadan da bunu bulabilirsin. Farkında bu yöntemi yapamazsın ama toplamda yapabilirsin. Senden hangisini istedi? Dörtleri istedi. Dörtleri yaz. Altına ama tamam mı? Dörtleri yaz. Diğer rakamlar yerine sıfır yaz. Şöyle. Baştaki sıfırın herhangi bir değeri olmaz. Sayıya bakın. 40.040. Burada toplama işlemindeki sonucu da bulduk.
Bir sayı verilmiş. 273 milyon 158.480 aldı. Sayısının 10 milyonları basamağındaki rakam 7'dir. 10 milyonlar basamağındaki 7'nin basamak değerini bizden istiyor. 7'yi de orada renkli bir kalemle belirtmiş sevgili öğrencilerim. Bakın 10 milyonlar basamağında bulunan 7. Bizden bunun basamak değerini istiyor. Çarpma işlemi belki seni hataya götürebilir. 7'yi yazdıktan sonra, altına yazdıktan sonra yanında 3 yerine 0 yazdım, 1 yerine 0 yazdım, 5 yerine, 8 yerine, 4 yerine, 8 yerine, 6 yerine noktayı koyduktan sonra 7 tane 10 milyonluğun 70 milyon olduğunu da bulabilirsin. Bu da klasik bir sorudur. Rakamlar verirler size. Bu rakamlarla oluşturulabilecek işte en büyük sayı, en küçük sayı, çift sayı, tek sayı tarzında sorular karşınıza gelir sevgili öğrencilerim. Buradaki her kelime önemli. Büyük kelimesi, küçük kelimesi, basamak sayısı, sayının çift olması, tek olması işte ya da herhangi bir basamak verebilir. Bunda 4 olacak diyor mesela. 10 binler basamağında 4 olan en büyük sayı kaçtır diyor. Hemen orada ilk yapman gereken 10 binler basamağına 4 yapmak sevgili öğrencilerim. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 bu rakamlarla oluşturulacak 7 basamaklı en büyük sayı. Bu tarz sorularda en büyük sayı oluşturmak istiyorsan sayıları, rakamları büyükten küçüğe doğru sıralaman gerekir. 9'u yazdım, sonraki büyük 7'yi yazdım, 6'yı yazdım, 4'ü yazdım, 3'ü yazdım, 2'yi yazdım, 1'i yazdım. Gerekli yerlere nokta koyun. Oluşturduğunuz her sayıyı, bulduğunuz her işlemi, her sonucu sesli okuma yaparsanız daha iyi olur sizin için sevgili öğrencilerim. 9.764.321. Yine aynı verilen rakamlarla içerisinde en küçük sayıyı da sizden isteyebilir. Bu tabi biraz daha farklı bir soru. 4 tane rakam vermiş senden 7 basamaklı bir sayı yazmanı istiyor. Ve en küçük yazmanı istiyor. Şimdi 6 tane rakam vermiş senden bunlarla ilgili en küçük sayı yazmanı istiyor. Orada ufak bir hatırlatma yapayım. Sayı içerisinde 0 varsa 0'ı başa getiremezsin. Sıfırdan sonraki küçük rakamı başa getirdin, sonra sıfır yazdın, ondan sonra geri kalan sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsin sevgili öğrencilerim. Neymiş sorumuz? 1, 3, 4, 5. Bu rakamları birer kez ve sıfırı ise istediğimiz kadar kullanıyormuşuz. Oluşturulabilecek 7 basamaklı en küçük sayıyı bulalım. Şimdi öğretmen dedi ki diyor, işte 7 basamaklı en küçük sayı oluşturmak için rakamları küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Tamam. Burada 4 tane rakam var diyor. Tamam. Bu 4 tane rakam sıfırla tamamlayacağım. Başa 1, 0, 2, 0, 3, 0'ı yazdım. Sonra 1, 3, 4, 5 yazdım. İşte sana diyor ki 7 basamaklı en küçük sayıyı oluşturdum. Maalesef yanlış, maalesef hatalı sevgili öğrencilerim. Bu sorularla onu da hatırlatmak istiyorum. Bazen videolarda şey geliyor, hoca yanlış yaptı diyor. Sevgili öğrenciler, yanlış değil o. Biz öğrencilerimizden gördüğümüz yanlışı sizler de yapmayın diye yanlışı gösteriyoruz. O şekilde de yorumlayanlar da olmuş. Neyse, biz devam edelim. Sıfırı başa yazamazsın. Sıfırı yazdığında sayı 1345 olur sevgili öğrenci. 4 basamaklı olur yani. Benden 7 basamaklı istiyor. Baştaki sıfırların herhangi bir değeri yok. O zaman bu sayının değer kazanması için ve küçük olması için en küçük rakamı buraya getirdim. 1. Bazıları da şöyle yapıyor. 1'i getiriyor. 3, 4, 5 diyor. Sonra sonuna 3 tane sıfır getiriyor. Maalesef bu da yanlıştır sevgili öğrencilerim. Şimdi 7 basamaklı sayı oluşturmuyor musun? Burada 4 tane yok mu? Yani geriye ben 3 tane daha sıfırı kullanmam gerekiyor. Doğru mudur? Ben 1'i yazdım. 1'den sonra artık yani bu 3 tane rakam da bu verilen rakamlar arasına giriyor. Yani hepsi şöyle düşünebilirsin. Bunların hepsini şu şekilde düşünebilirsin. 1'i yazdıktan sonra geri kalan basamakları hani küçükten büyüğe doğru sıralayacağım ya ok yönüne doğru sevgili öğrencim. O zaman 3 tane sıfır at. Çünkü sen 3'ü yazarsan, 4'ü yazarsan, 5'i yazarsan, 0'ı sona bırakırsan sayı bu sefer en küçük yazmış olmuyorsun. 1, 0, 0, 0 sonra bitti. 1'ler bitti, 0 bitti. Geriye kalan 3, 4, 5'i de 3, 4, 5 şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralarsan sayımızı oluşturmuş oluruz. 1.345'tir. Bir diğer sorumuz benzer bir soru. Yine 0'ı istediğimiz kadar kullanıyoruz. 4, 6, 7, 9. Bu rakamları bir kez sadece 4'ü bir iki defa yazabiliyorum. 9'u bir defa yazabiliyorsun. Sıfırı ise istediğimiz kadar kullanarak oluşturulabilecek 9 basamaklı en büyük sayıyı bulalım diyor bize. Şöyle biraz daha büyüttük. 4, 6, 7 ve 9 var değil mi? Şimdi bir de istediğimiz kadar sıfır kullanacağız. 9 basamaklı olacak. Şimdi her basamağı şöyle bölükleri de gösteren 9 tane çizgiyle gösterdim değil mi? Bu sayının ben büyük olmasını istiyorum. Kaç tane rakam var burada? 4 tane. Kaç basamaklı olmasını istiyorsun? 9 basamaklı. O zaman bizim buradan mecbur 5 tane sıfırı kullanmamız gerekiyor.
Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. Madem 9 basamaklı bir sayı oluşturacağız. Madem 4'ü, 6'yı, 7'yi, 9'u hiç kullanamıyorum bir daha. O zaman geriye bana bir seçenek kalır. 5 tane sıfırı kullanmam gerekiyor. Şimdi sıfırı başaramam. En büyük sayı olacak. En büyük rakam hangisi burada? 9. Sonra 7. Sonra 6. Sonra 4. Büyükten küçüğe doğru sıralamam gerekiyor burada. Şimdi bakıyorum başka da kalmadı. Geriye de nasıl dolduracağız? Sıfırları sona doğru yazarak sayının büyük olmasını sağlayacağız. Yoksa sayı küçük olur. Bulduğumuz sayı 976 milyon 400 bin lira. Klasik bir sorudur. Sıkça karşımıza çıkar. 72.589 sayısını oluşturan rakamların basamak değerleri toplamını bulalım. Uzun yapacağım. Tabii çok kısa bir yöntemi de var burada. 7 tane 10 binlik 70 bin eder. 2 tane binlik 2 bin eder. 5 tane yüzlük 500 eder. 8 tane onluk 80 eder. 9 tane birlik 9 eder. Benden bunların hepsinin basamak değerlerinin toplamını sor. 9, 8, 5.27. 72.589. Bir bakıyorum burada sayının kendisi çıktı. O zaman şöyle bir kural çıkartalım burada. Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Bir diğer sorumuz sevgili öğrencilerim. Sayımızın 10 binler basamağındaki rakam 2 artarsa sayının değerinin kaç artacağını bulalım diyor bize. Maalesef soru o kadar kolay olmasına rağmen bu soruyu yanlış yapan öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Hem günlük hayatta hem de YouTube'da hem de online derste hem de kendi sitelerimizde. 10 binler basamağını bulalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağında 3 var. Bunun 2 artmasını bekliyor. 2 arttıralım. Üçgen 2 artır 5 olur. Diğerlerini elleme diyor sana. Elleme. 6, 2, 3'ü arttırdım 5 oldu. 8, 5, 41. Sayı 6.230.000 iken sayı 6.250.000 oluyor. 30 bin, 50 bin. Sayıda bir artış var. Ne kadar artış olduğunu da büyük sayıdan küçük sayı çıkartarak bulabiliriz. 6 milyon 258.541'den çıkartacağım 6.238.541'i. Hemen eksiği yaptık. 0, 0, 0, 0. 5 tane 3 çıkarsa 2 kalır. 0, 0. Kaç artı sayı? 20. Bu kadar uzatmaya gerek var mı peki? Bu kadar uzatmaya gerek yok. Hangi basamağı sen 2 artırıyorsun? 2, 10 binler basamağını 2 artır. O zaman sayı 2 tane 10 binlik artar. 2 tane 10 binlik de sevgili öğrencim 20 bin eder. Hani işlemi de gösterdim ama buna işlem bile yapmaya gerek yok. Sevgili öğrencilerim bir diğer soru tarzı çözümleme ile ilgili. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıların okunuşlarını yazınız diyor. Tabii 10 milyonluk, 7 milyonluk, tabii 10 milyonlar basamağında, milyonlar basamağında, yüz binler basamağında, 10 binler ve onluk dediğine göre onlar basamağında olduğunu da bilmek gerekiyor, değil mi? Şimdi 10 milyonluk varsa sayımız 8 basamaklıdır. Hadi biz buraya hani milyonlar bölümünde öğrendik ya, 9 tane çizgi çekelim, değil mi? Tabii artık senin de burada birlerden yüz milyonlar basamağına kadar ezbere de bilmen gerekiyor. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar diye. Yüz milyonlardan bahsedilmiyor, sıfırı yazdım. 4 tane 10 milyonluk yazıldı, 7 tane milyonluk yazıldı. Tabi sıraya göre gitmiş sevgili öğrencilerim, dikkat edeceğiz. Basamak atlayabilir, sıfır koymamız gerekiyor. İkincisi de karışık olarak da verebilir. Yüz binler basamağında 3 tane 100 binlik var yazıldı. 2 tane 10 binlik var yazıldı. Binlikler var mı? Binler basamağından bahsediyor mu burada? Yok, bahsetmiyor. Yok değeri 0 olur, değil mi? Yokun değeri 0 olur. Binlik yok dedik. Yüzlük var mı burada? Yok. Yüzlük yoksa onun da yerine 0 koyduk. 4 tane onluk varmış, onu da yazdık. Birliklerden bahsetmiş mi sevgili öğrencim? O da yok. 0'ı koyduk. Baştaki 0'ın bize hiçbir katkısı da yok. Değeri de yok. 47 milyon 320 bin 40 sayımızın okunuşu. Sevgili öğrencilerim, bir diğer sorumuz. 1, 0, 5, 4, 7, 8 rakamları birer kez kullanılarak 6 basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Tabii bu videomuzda konu anlatımı yapıyoruz. Soru çözüm videomuzda da tabii çok daha fazlasını görebilirsiniz. Doğal sayılarla ilgili çıkacak, çıkabilecek ya da seviyenizde olan birçok sorunun çözümünü de yine
site içerisinde de görebilirsiniz sevgili öğrencilerim. İki tane sitemiz var biliyorsunuz. Sitem daha doğrusu. Derstekrar.com, ikincisi de YouTube, pardon, ilköğretim video. Rakamlar verilmiş. 6 tane en büyük sayı kolay. Bu rakamları büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. 8'i, 7'yi, 5'i, 4'ü, 1'i ve 0'ı yazdım. Bitirdim. Bu kadar. 875.410. En küçük sayı istiyorum. Bu sefer rakamları küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın ama burada bir sıfır var. Sıfırı yazamazsın başa. Sıfırdan sonraki küçük rakam 1'dir. Sonra sıfırı yazdım. 1 ve sıfırdan sonra 4 var, 5 var, 7 var, 8 var. Noktaları da koyarsam 104.578 de bu rakamlarda verilen en küçük sayı olur.